27 Kasım Pazartesi Yeni Şafak Yazarı Göken Özcan Yazısı Simülasyonun Zaferi Bize içini tabiatsızlıkla doldurdukları hayat tasarımları sundular, kabul ettik. Sonra tabiatla irtibatsızlığın içimize açtığı boşluğu kullanarak bir tabiatın türlü simülasyonlarını üreten bir endüstri kurdular, bir pazar oluşturdular tabiatı hangi şekliyle, ne şekilde hayatımıza kabul etmemiz gerektiğini söylediler. Arabamızı atlayıp gidebileceğimiz rotalar, güzergahlar, parkurlar belirlediler. Nerede kalacağımızı, ne yiyeceğimizi, ne alacağımızı anlattıkları medya tezgahları kurdular. Yaprakta, çiçekte, kırda, bayırda ne göreceğimizi, o gördüğümüzden ne şekilde etkileneceğimizi de sıkıca tembih ettiler kır ayakkabısı, gözlüğü, sırt çantası, filanca kemeri, falanca kayışı, su geçirmez saati, ter geçirmez tişörtü vesaire ıvır sıvırı üretip tabiatla bütün bunları denkleştirdiler. Tabiatı düşündüğümüzde filanca markanın gözlüğüyle, filancanın ayakkabısı, peşmekancanın montuyla canlanır oldu artık gözümüzde. Dolayısıyla tabiatın tabii bir tarafı kalmadı. Bir sınai simülasyonu kaldı geriye. Onun içinde dolaştık, öngörülmüş, tasarlanmış, kesilip biçilmiş birer paket hissiyatla evimize döner olduk. Tabi sosyal medyaya yetiştirilecek tonla fotoğraf ve videoda yanında. Otelimiz denize sıfır kumsalları, hemen yanı başımızdan başlayıp dağlara kadar uzanan korularıyla tam bir doğa cenneti ifadesini okudu broşürden. Tam instagramlık bir yer diye geçirdi sevinçle içinden. Kır çiçekleri ve manzara seyretmenin önemli bir kusuru var bedavalar diye açıkladı. Doğa sevgisiyle fabrikalar çalışmaz. En azından alt sınıflarda doğa sevgisini kaldırmaya karar verildi. Ancak ulaşım tüketimi eğilimi kalacaktı. Çünkü elbette nefret etseler de kırlara gitmeye devam etmeleri önemliydi. Sorun ulaşım tüketimi için kır çiçekleri ve manzara seyretmekten ekonomik olarak daha sağlam bir neden bulmaktı. Gerektiği şekilde bulundu. Müdür kitleleri kırlardan nefret etmeye şartlandırıyoruz diye başladı. Aynı zamanda onları doğa sporlarını sevmeye şartlandırıyoruz. Bunu yaparken de tüm doğa sporlarının gelişmiş aletlerle yapılmasını sağlıyoruz. Böylece hem endüstriyel ürünler hem de ulaşım tüketiyorlar diyor Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya'da. Yakında dedi yaşlı profesör hayretle Korkarım insanlar trafik işaretleri ve işaretçilerinin, uyarı levhalarının, elektrik trafolarının, çöp konteynerlarının, benzin istasyonlarının, elektrik direklerinin önünde de kendilerinin birer fotoğraflarını çekecekler. Selfie ya da özçekim, günün insanının merkezine kendine koyduğu bir dünyanın fotoğrafıdır. Fon sürekli değişir, değişmek zorundadır çünkü geçicidir ve dolayısıyla fonda ne olduğunun aslında hiçbir önemi yoktur. Kendisine bakan, sadece kendisini gören, dışına ilgisiz, dünyaya sağır, her şeyi kendisiyle anlamlı gören bir türedi zihniyetin sembolleşmiş halidir. Birçok insan makinelerin objektiflerinin ters tarafa konduğunu sanıyor artık diye dert yandı satıcı yanındakine. Bir şey oldu ilk aşkın gözleriyle bakılan. Kahveler soğudu, yorgun bir kuş bitti. Bir çömlek kurutuldu, bir tırtıl küçümsendi. Herkes dirseğiyle yanındakini, neydi o neydi? İçlerimiz büyük bir yudumla susturulmuştur sanki, diye yazmış Ahmet Murat, bir şair bisikletle de. Nece insan var dedi meczup, suretini kendisi sanıyor.